Bizleri Sayın Genel Başkanımızla beraber Sadat'ın önündeyiz. Seçim güvenliği kamerasını gördüğünüz kurum ne iş yaptığı konusunda soracağımız sorular var. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Engin Altay ben, CHP Grup Başkan Vekili. Bir yetkili varsa Sayın Genel Başkanımız bir çayınızı içmeye ve Sadat'la ilgili bilgi almaya geldi. Almanız lazım Sayın Başkanım. Yetkili var mı içeride? Bilmiyorum ben. Siz içeride yetkili olup olmadığını bilmiyorsunuz öyle mi? Bilmiyorum, ben dışarıdan geldim biraz önce. Buranın ev sahibi siz misiniz, değilsiniz? Ev sahibi değilim, dışarıdan geldim. Ev sahibine bir seslenir misiniz? Sormanız gerekir yani. Sorun. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir çay içmeye, birkaç soru sormaya geldi, bilgi almaya geldi. Sayın Genel Başkanımıza müsaade etmeyeceğim. Burada misafir olduğunu söyledi. Buranın yetkilisiyle görüşmek istediğimizi, Sayın Genel Başkan'ın bir çay içip birkaç sorusu olduğunu söyledim. Onlar ayrıldılar. Şimdi görünürde kimse yok. Bir dakika daha bekleyelim, bir dakika daha. Evet. Son defa bir zile basayım. Zile basıyorum. Şunu herkesin bilmesini isterim. Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Önünde bulunduğumuz, şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun. Gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tetiş. Tetişin bugünkü diliyle Arapça terör, tetiş olarak tanımlanıyor. Türkçesi de terör. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse, bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da Sadat'tır. Erdoğan'a söylemek isterim. Sen bu kuruluşla hangi gerekçeyle ve niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok. Şunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Cumhuriyet Halk Partisi demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. Sadat gibi kuruluşlar kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve saraydır. Bunu bütün Türkiye'ye, halkımıza açık ve net ifade ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Kuvayi Milliyeciyiz. Biz Sadatçılardan, öyle tetikçilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik, kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün halkımızın bunu böyle bilmesini isterim. Buraya Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekiliyle geldik. Bakın hiçbir şekilde basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Yani biz
sağlıklı, tutarlı bir anlayışla geliyoruz. Size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor? Kaynaklarınız nedir? Paralarınız nedir? Nerelerden sağlanıyorsunuz? Kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz? Kaç tane teröristi yetiştirdiniz? Bu teröristler, bu sabotajcılar şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde. Nerede bunlar? Bunları öğrenmek istedik ama kapılarını korkudan kapattılar. Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Teşekkür ederim.